Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en orijinal haliyle şambali, yani şam tatlısı tarifi vereceğim. Tarifi denemeden önce özellikle tüm püf noktalarına iyice dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tüm malzeme listesi her zaman olduğu gibi hem gram hem de bardak ölçüsüyle açıklama kısmında yazılı olacaktır. İyi seyirler. Öncelikle uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 450 gram yani 200 mililitrelik bardak ile ortalama 2,5 su bardağı toz şeker ilave edelim. Şekerin üzerine 450 mililitre yani 2 dolu su bardağı artı çeyrek su bardağı yani 1 su bardağının 1/4 kadar süt ilave edelim. Şeker sütün içerisinde tamamen eriyinceye kadar çırpıcı yardım ile çırpalım. Süt ilave etmeden önce çok azıcık ılıtıp o şekilde ilave ederseniz şekerin erimesi daha da kolaylaşacaktır. Birkaç dakika çırptıktan sonra şöyle bir spatula ile dibinde şeker kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Eğer tamamı güzelce erimişse artık tamamdır. Eğer hala erimediyse çırpmaya devam edin. Şeker sütün içerisinde tamamen eridikten sonra içerisine 20 gram yani 1 silme yemek kaşığı kadar karbonat ilave edip karıştıralım. Son olarak 900 gram yani ortalama 6 su bardağı kadar irmik ilave edip spatula ile güzelce karıştıralım. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar karıştırdıktan sonra üzerini bir streç veya poşet yardımıyla hava almayacak şekilde güzelce kapatıp 24 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Eğer o kadar zamanım yok, daha kısıtlı zamanım var derseniz en az 12 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Ama bu süre daha da az kesinlikle olmamalı. Bu tarifin en önemli püf noktası hamurun bu şekilde dinlendirilmesi. Ben bu hamuru akşamdan hazırlayıp tatlımızı ertesi gün pişirdim. Ortalama 17-18 saat kadar dinlenmiş oldu. Dinlenen hamuru buzdolabından çıkartıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz ilk yaptığımız kıvamda değil. Oldukça sert ve soğuk. Bu tarifin en zor aşaması bana göre soğuk hamuru yoğurmaktı. Ama 3-5 dakika yoğurduktan sonra hamur da artık yumuşamaya başlıyor. Yumuşamaya başladığında artık hazırdır. Hamuru fırın tepsisine almadan önce tepsinin her tarafını fırça yardımı ile sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Bu arada kullanmış olduğum tepsinin uzunluğu 40, eni ise 30 cm'dir. Hamuru yağlanmış fırın tepsisine alıp önce elimizle her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Daha sonra ise bir hamur kartı yardımı ile üzerini güzelce düzleştirelim. Hamurun üzerini güzelce düzleştirdikten sonra sıra geldi keseceğimiz yerleri önceden belirlemeye, yani çizikler atmaya. Bunun için dilerseniz bir cetvelden yardım alabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi bir metre kullanabilirsiniz. Uzunluğa olacak şekilde toplamda 4 cm aralıklarla, enine olacak şekilde ise 7,5 cm aralıklarla çizikler attım.
tatlımızı fırına vermeden önce çiziklerle belirlemiş olduğumuz dilimlerin üzerine 1 veya 2 olacak şekilde yer fıstığı dizelim. Hazır olan tatlımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Tamamen pişmeden, yani ortalama 20 dakika kadar piştikten sonra çıkartıp dilimleyeceğiz. O aşamaya kadar geçelim tatlımızın şerbetini hazırlamaya. Şerbet için uygun bir tencere alıp içerisine 1 kilogram, yani 200 mililitrelik bardak ile 5 su bardağı kadar şeker, 200 mililitrelik bardak ile 5 su bardağı, yani 1 litre de su ilave edelim. Üzerine çeyrek limonun suyunu sıkıp bir dilim de limon ilave edelim. Şerbetimizi ocağa alıp birazcık karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra saate bakıp 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım. Fırında olan tatlımızın üzeri hafiften kızarmaya başladığında fırından çıkartıp hızlıca dilimleyelim. Ve tatlımızı tekrardan nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Kaynar şerbeti fırından çıkan tatlımızın üzerine gezdirelim. Tatlımız şerbetini anında çekecektir. Lakin bu şekilde servis etmeyip tamamen soğumasını beklemeliyiz. Ve tamamen soğuyan şam tatlımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.